Arkadaşlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz uğursuzluk yoktur buyurmuş. Hatta adını zikrederek la adva ve la safer buyurmuş. Buna rağmen biz safer ayı girdiğinde ümmete bela yağacak, uğursuzluk yağacak, şu olacak, bu olacak, başımıza taş yağacak diye WhatsApp'ta, Twitter'da, orada burada paylaşımlar yapıyoruz. Uğursuzluk diye bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uğura inanırdı. Buna el-fe'lül hasen diyoruz veya el-fe'l. Yani hayra yorma diyelim buna biz. Hayra yorma Efendimiz'de var, sünnette var. Bir iş yapmak üzereyken diyelim bir adam çıkıp geliyor. Adamın adı hayra delalet eden bir isim. Efendimiz evet inşallah bu işimiz olacak diyor. Adamın adından hareketle gelmesini hayra yoruyor. İnşallah bu iş olacak diyor. Ama kesinlikle uğursuzluk yok. Atta, kadında, kedide, köpekte, at nalında, bilmem günlerde, aylarda böyle bir şey yok. Birincisi bu. İkincisi her ayın son çarşambasının uğursuz olduğuna dair zayıf hadisler. Buradan hareketle de zayıf olduğuna göre bunları Peygamberimizin dediği sabittir. Hadis usulü okumamış bir insan bunu söyleyebilir. Yani uydurma olmadığına göre zayıf da olsa Efendimizin bunu söylediği sabittir gibi bir cümle kurabilir. Hadis usulü okumamışsa bir kimse. Zayıf bir hadis için biz Peygamberimizin böyle buyurduğu sabittir. Nasıl diyoruz bunu? Neye dayanıyoruz? Adı üstünde zayıf. Hadis zayıf. Dolayısıyla bu nasıl bir zemine dayanıyor onu bilmiyorum. Zayıf hadise dayanarak uğursuz günlerin varlığı, bu bir süre sonra bir itikat meselesine dönüşür. Uğursuzluk vardır dediğinizde arkadaşlar bu bir inanca dönüşür. Ameli bir mesele olmaktan çıkar, itikadi bir mesele olur. Siz de aslı esası olmayan hadi zayıf diyelim bir rivayetin üzerine bir itikat bina etmiş olursunuz. Böyle bir garabet olmaz. Bu doğru bir şey değil. Biz hatta karineli olmayan haberi vahitlerin bile sahih olsalar bile itikatta delil olmayacağını söylüyoruz. Hüccet olmayacağını söylüyoruz. Bunu Ehl-i Sünnet söylüyor.